Sevgili Kastamonular başta olmak üzere herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok üzücü bir dönemden geçiyoruz. Ülkemiz adına yaşanabilecek en büyük felaketlerden bir tanesiyle karşı karşıyayız. Elbette ki dönemde bu şekilde karşılarında olmayı arzu etmezdim. Ama maalesef ki ülkemizin bu yaşadığı acı gerçeğiyle bilerek ölenlere rahmet, yaralılara sağlık, geride kalanlara Allah metanet nasip etsin. Gerçekten çok üzgünüz. Maalesef ki hayatın bir de gerçek bir tarafı var. Daha önce de biz Kastamonu'da da bunu bir sel felaketiyle yaşamıştık. İnşallah Rabbim bir daha ülkemize böyle çok acı verecek, acı dolu günler yaşatmasın. Tek dileğim, tek duam o. Kastamonu Spor'da bir sözleşme yaptık ve bu sözleşme 1,5 senelik bir sözleşme. Sayın Başkan benim için çok değerli olan Sayın Cengiz Aygün, gel talebini kırmam söz konusu olmadı ve bu talep doğrultusunda da birlikte olmaya ve Kastamonu Spor takımımızı tekrar inşallah biriciliklere beraber hep beraber çıkarmaya ant içtik. Yarım kalan bir işim vardı benim. Daha önce ben Kastamonu Spor'da da görev almıştım. Evet, çok zor şartlar altında, o günkü şartlar altında görev almıştık. Ve Allah'ın izniyle de ihte tutarak takımımızı bir sonuna bitirmiştik. Bugün ise hedeflerin çok başka olduğu bir sürece başlıyoruz. Bugün ligde bir takım kararlar alınıyor. Bu kararlar doğrultusunda ligdeki hedefimizi tabii ki biliyoruz bu dönem itibariyle. Ama önümüzdeki sene itibariyle birinci lige çıkmak istiyoruz. Hedefimiz var, hayallerimiz var. Gerçekleştirmek istediğimiz düşüncelerimiz var. Sayın Başkanım başta.